tambur çalışması da sana ait. Evet. Bu divan çalışması da sana ait. Tabii tabii buradaki gördüğünüz her şey benim kendi yapım. Telli müzik aleti olan her şeyi yapıyorum. Telli olan. Değerli dostlar, yeryüzü seslerinde şu anda Hüseyin Karlı, Haydar Karlı. pardon, Haydar Karlı atölyesine geldim ve onunla güzel bir sohbeti gerçekleştirmek istiyorum. Halk müziği, halk kültürü adına öncü olan bir abimiz. Bakalım Haydar abi neler anlatacak? Onun sözleriyle başlayalım istiyoruz. Önce Haydar abi merhaba diyorum. Merhaba dostum, hoş geldiniz. Bütün emek Evet, işte emek. çocukları diyelim Tabii burada tabii tabii. Yani ben ağaca ruh kattın. ağaca can verdim. Evet, Vallahi yemin bütün ederim ki. bağlamalarınla Evet. efendim divan bağlaman, tamburunla efendim oradaki tarlarla yaptığın. Telli olan bütün müzik aletlerini Evet. hemen hemen yapıyorum. Telli Sipariş alıyorum. Evet. ailesine çok İşte emek vermiş. burada tar var. Balalayka yani. Ondan sonra dombura, buzuki, bızık, ondan sonra ne bileyim, yani tambur, Evet, olmayan yok. aklınıza ne gelirse var bende. İşte kemança, kemani, Evet. kendime ait Evet. aletlerim var. Onları da gösteriyorum. Onlar mesela bas kemani gösterdiğiniz. Ondan sonra bu kendime ait tarba koydum ismini. Bu Tarba. tarba, tar sesi alıyorsunuz. Normal bağlama gibi çalıyorsunuz. Ondan sonra ilengir diye bir alet yaptım. Bakın burada arada yuvarlak Evet. tencere gibi bir şey. Evet. İlengir denir. Bir yemek kabı vardır Anadolu'da. Onun ismini koydum ilengir. Evet. O şekilde biraz devrede Önde kaba kemane kabak kemani var, keman çalar. ıklı ailesinden. Iklığı var. Ondan sonra jura bağlama var, divan var, bas bağlama var, yaylı tamburun farklı çalışma, pardon, mızraklı tamburun farklı çalışması var, deri kapaklı, Evet, onu da çekiyoruz. deri farklı veriyor. Çok Yani aklınıza gelebilecek her şey üretiliyor burada. üretiliyor burada. Gece gündüz kafa Evet, yoruyorsun. kafa yoruyorum. Evet. Kendi farklı bulduğum aletler var. Daha içeride görmediğiniz sizin aletler var. Onları da Evet. daha sonra İstersen hemen sizinle yavaş yavaş içeri doğru tamam, geçelim Haydar abi. geçelim. Geçelim. Geçelim şöyle. Daha ferah bir yere geçelim. Evet, içeri doğru, atölyeye doğru efendim gidiyoruz. Mesela Şu anda. bu alet çift bağlamadır. Çift bağlama yeni Bak bu yapıldı. tarafta tellemedim henüz ama dün bir tane teslim ettim. Bu tarafta var bir tane. Hemen çeviriyorsun bir tane daha. Bunun bir tarafını farklı bir sesle çekiyorsunuz, akort yapıyorsunuz. Bir tarafını farklı bir akort yapıyorsunuz. Evet. Sahnede her sesten rahat çalabilmek için kelepçe kullandığınız takdirde bütün seslerden çalabiliyorsunuz. Evet, herkese eşlik edebilen bir enstrüman Evet. haline Onun getirmişsiniz. dışında bakın içeride atölyede göstereyim size farklı çalışmalar yine. Böyle Devam bir ediyoruz. Evet. gelin. Atölyeye doğru devam ediyoruz. Evet. Şurada mesela üçlü bir bağlamamız var. Yeni üretiliyor. Yeni üretiliyor. Bu da benim icadım. Burası uzun sap. Burası elektro. Burası kısa sap. Çalımı falan da çok rahattır. Bunu mesela şöyle tutuyorsunuz. Evet. Şöyle tuttuğunuz zaman şu anda uzun sapı çalıyoruz. Gayet rahat. Evet. Ondan sonra değiştiriyorsunuz. Mesela elektro çalıyorsunuz. Değiştiriyorsunuz. Kısa sap bağlama çalıyorsunuz. Haydar abi çok güzel. Bu da Öyle benim dur. icadım. Bravo. Eline Evet. yüreğine sağlık. Şimdi bu enstrümanın bilimsel bilgisine, bu derinliğe sen bu ateşe nasıl düştün? Şimdi burada O da var bir ateşin tane. Onu da içinde gösterelim. tamam. Bu Devam da edin. yine kısa sap, uzun sap, bu da gitar. Üç adet yine. Çok güzel. Evet, üçü bir arada. Çok güzel. Yani bunları tasarlamak nereden doğdu? Bu hayatındaki 40 yıllık mücadeleden Şimdi feyzi nereden aldın? Oradan şöyle başlayalım söyleyeyim hızla. ben size. Ben çok küçük yaşta bağlama çalmaya başladım. Fakat bundan önce size bir
yaşadığın bir olayı yani evet, demin konuşuyorduk, bir beyin cerrahının evet, hikayesini yaklaşık, izliyorsun. Yaklaşık 10 sene önce bir gece bir televizyon programında bir beyin cerrahının bir programı vardı, onu izledim. Bu adam diyor ki, doğduğumuzda diyor beynimiz, üst beynimiz boştur diyor. Fakat beynimizin arkasında diyor iki tane de diyor küçük beyinciğimiz vardır diyor. Evet. Bu iki beyinciğin diyor, birisi annemizin beynindekiler ve annemizin sülalesinden gelen tüm bilgilerle doludur. Bir diğerinde de diyor babamız ve babamızın tüm sülalesinden gelen bilgilerle doludur diyor. Evet. Yani bilgi aktarımı olur diyor. Bu bilgi aktarımı diyor bizim beynimizde mevcuttur. Fakat diyor kapalıdır diyor o diyor. Açık değildir diyor. Yani lazım olduğu zaman ortaya çıkar diyor. Mesela diyor bir işte resim yapacaksanız diyor, eğer sizin sülalenizde o işi yapmış, öğrenmiş, iyi yapan birisi varsa anne ya da baba tarafından, o bilgi sizde mevcuttur. Siz diyor başladığınız anda çok hızlı bir şekilde açığa çıkmaya başlar ve diyor dökülür diyor hemen diyor. Sanki 40 yıldır o işi yapıyormuşsunuz gibi güzel resimler çizersiniz diyor. Ya da diyor işte bir müzisyen bir aileden geliyorsanız diyor, bir müzik aletini elinize aldığınız zaman başlarsınız sanki biliyormuş gibi çalmaya diyor. İşte ben de hiç hatırlamadığım dönemlerde, hatırlamadığım yaşlarımda çok güzel türküler söylüyormuşum. Nerede söylüyordun? Yani Tokat'ta mı? İstanbul? Tokat'ta, memleketimde, köyümde. Yani senin dinlediğin birilerini hatırlıyor musun ailede? Tabii. Hayal meyal hatırlıyorum. Yani baban ya da bir... Onların hepsini hatırlıyorum da... Hangi Tokat'ın hangi köyünde abi? Kınık Beldesi. Şu anda Beldoğlu köyümüz. Kınık Beldesi. Belediyelik bir köy. Güzel bir köyümüz var. Orada bizim bir muhtarımız vardı. Adına da Sarhoş İsmail derlerdi. Hep baba parası yerdi. Sarhoş İsmail öyle yer içer gezer bir adamdı. Onu ben hatırlıyorum böyle küçükken. Beni çağırdı, Haydar gel buraya derdi. Giderdim yanına. Bana bir türkü söyle derdi. Bir türkü söylerdim. Tutardı bana 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş, delikli para dediğimiz o ortası delik para vardı. Onlardan falan verirdi. Ben doğru bakkala koşardım tabii. İşte o dönemlerde aklım başıma geldikçe daha çok türkü ezberlemeye başladım. Daha çok türkü dinlemeye başladım. Fakat türkü dinlememiz öyle çok kolay değil. Radyoda bir türkü çıkacak. Radyodaki türküyü dinleyeceğiz. Yoksa başka türlü türkü dinleme falan şansımız yok. Fakat şunu çok hale düşünürüm. O yaşta 6-7 yaşlarındayken, 5 yaşındayken radyoda bir bağlamayla bir uzun hava açışı yapıldığı zaman benim tüylerim diken diken olurdu. Diyorum ki eğer o duygular bana yüklenmemiş olsaydı boş beyinle ondan ne duygulanacaktım, neden tüylerim diken diken olacaktı? Onun için bize bunun bir taraflardan yüklendiğinden eminim. İşte o beyin cerrahı onu anlatıyor. Diyor ki, kendime o yaşlarda bağlama yapmaya çalıştım. Sadece bir dede vardı. Dede cemlerde bağlama çalardı. Sazı uzaktan gördük. Saza dokunma şansımız bile olmazdı. Ama ben felaket bağlama çalmak isteği vardı bende. Sonra işte iyi kötü bir bağlama geçti elimize. Abim İstanbul'a gitmişti. Gelirken bir tane kötü bir bağlama getirmişti. Ben onunla yıllarca çaldım. Teli koptu. Telinin yerine ip taktım. Naylon ip taktım. Ondan çaldım.